İstanbul'da önümüzdeki 30 yıl içinde 7'den daha büyük bir deprem olma olasılığı %70 civarındadır açıklaması yapıldı. Profesör Celal Şengör tarafından bugün. Katılıyor musunuz? Sizin görüşünüz? Gelecek 30 yılda mı? Evet. Şimdi neden bir 30 yılla zaman aldılar? Çünkü aynı kişi 1999 yılında 3 güne kadar İstanbul'da büyük bir deprem olacaktı. Daha sonra 3 hafta içinde olacaktı. Daha sonra 3 ay içinde olacak dedi. 3 yıl içinde olacak dedi. Daha sonra 2030'a kadar olacak dendi. Yani ben bunların hiçbirine katılmadım tabii. Sizin öngörünüz nedir? Şimdi bir defa jeofizik mühendisleri mekanik bilir, fizik bilir, jeoloji bilir ve matematik bilir ve istatistik. Çünkü biz yer fizikçisiyiz. Şimdi bizim işlerimiz ve kestirimlerimiz hesaba dayanır. Şimdi bunu herkesin anlayabileceği şekilde şöyle anlatayım. Şimdi kırılacak önce bir malzeme var bu. Bakın malzemeyi kanırtıyorum. Esniyor değil mi kalem? Esniyor ve direniyor kırılmamak için değil mi? Devam ediyorum. Aksiliğe o baksana. Kırılmaz. Plastik olduğu için kırılmadı. İşte bu şu anda biz bunun göstermiş olduğu dirence kırılma direnci diyoruz. Şimdi bu kırılma direncini yerin içinde olan depremlerden gelen sarsım sinyallerinin PS dalgaları ölçerek ve aynı zamanda taş ocakların patlamalarıyla veya yerde yapay patlar yaparak dalgaların, sarsım dalgaları yerin içinden gidiş ve dönüşünü ölçeriz biz. Deprem ölçerlerle ya da sismometreler ya da yer dinlerlerle ölçeriz. Daha sonra onları kullanarak yer içinin yoğunluk dağılımını ve sarsım hız dağılımını ve oradan da yerin esnekliğini buluruz ve yerin direncini buluruz. Burkulmaya karşı, oturmaya karşı direncini ve kırılmaya karşı direncini buluruz. Ben bunu hesapladığım zaman elde birçok bilim adamının verilerini kullanıp hesapladığım zaman yer kabuğunun kırılma direnci Marmara içinde 6 milyar gigaton olduğunu buldum. 6 milyar gigaton. 6 milyar gigatonluk bir gücü uygulamadan sen İstanbul yer kabuğunu kıramazsın. Şimdi her an deprem olabilir diyen kişilerin bir kalktıkları veri tabanı olması gerek. Demek ki 6 milyar gigatondan daha büyük bir güç olduğunu biliyorlar ki her an deprem olabilir dediler arkadaşlarımız 24. Ama 24 yıldır bu bir türlü gerçekleşme. Neden diye kimse de sormadı. Yani 24 yıldır hep aynı şeyi söylüyorsun diye. Ve şu anda da yine aynı şey devam ediyor. Artık İstanbul depremi çok yakınlaşmıştır. Bu laf 24 yıldan beri söyleniyor. Çünkü orada da bir hesap yok. Yani bir insanın her an deprem olabilir demesi için kasap olması yeterli. Bakkal olması yeterli. Gerçekten her yerde her zaman deprem olabilir. Ama hayır olmaz. Olamaz demen için bilim adamı olman. Hı hı. O zaman veri tabanından kalkmış olman. Şimdi veri tabanından benim dilimde tüy bitti aslında bunu söyleye. Benim geliştirmiş olduğum bir şey var tabii, algoritma var. Yani çözüm yöntemi insanlar anlasın diye. Depremin bir defa vallahi billahi olmaz onu söyleyeyim yani. Ben tek doğruyum diyemem. Yani. Ben sadece kendi tezimi savunurum. İnsanlar inanır veya inanmaz. Bundan bir çıkar gütmüyoruz ki. Sonuçta veri tabanı ne? Veri tabanı son 2100 yılda olmuş olan Marmara'daki deprem. Buradaki bir varsayımım var. Varsayımda Marmara bütüncül olarak tek bir davranış gösteriyor. Yani Gölcük'ten İstanbul'a, İstanbul'dan Mürefte'ye kadar tek bir davranış gösteriyor. Yani Gölcük depremi bir Marmara depremidir. Bandırma depremi bir Marmara depremidir. Erdek bir Marmara depremidir. Mürefte bir Marmara depremidir. Ve Kuzey Marmara'da olacak depremler yine Marmara depremi. Bu bir defa kuramımın oturduğu taban. Şimdi Marmara'da, Doğu Marmara'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem oldu 1990'da. Bunun boşalttığı enerji 132 atom bombası gücünde bir enerji boşalttı. Yani Marmara kazanının içinde birden 132 atom bombası kadar enerji eksildi. Şimdi aynı büyüklükte bir depremi üretebilmesi için zamana ihtiyacı var Marmara'nın. Çünkü deprem güçleri nereden geliyor Marmara'ya? Doğudan geliyor. Kuzey Anadolu kırığından doğru. Şimdi Kuzey Anadolu kırığı Akyazı'ya kadar tek parça geliyor. Yani Bolu'yu, Çankırı'yı falan tek parçayla geliyor. Ama Akyazı'ya geldiği zaman, Adapazarı Akyazı'ya
ikiye bölünüyor. Yani musluya sen musluktan gelen suyu ikiye bölüyorsun. Suyun bir kısmını Gölcük'e doğru yolluyorsun, bir kısmını ise Pamukova üzerinden Bursa'ya yolluyorsun. Su yine miktar olarak aynı ama bir kısmı buraya gidiyor, bir kısmı buraya gidiyor. Bursa'ya giden yer daha az gidiyor. O kol da oradan ayrılıyor. Bir kol Gemli'ye gidiyor, bir kol da Bursa'ya gidiyor. Gemli'ye giden su ise Bursa'ya giden sudan daha az. Aslında su diyorum ama gerginlik olayı. Ama Marmara'ya daha fazla besliyorsun. Burada gelen gerginlik Kaynaşı'nın bulunduğu yerden, Bolu'nun bulunduğu yerden Kocaeli'ye kadar yer kabuğu o kadar kırılgan ki bu gerginlik birikmeden boşaltıyor. O nedenle benim Sakarya Çukuru diye adlandırmış oldum. Kaynaşlı ile Kocaeli arasında yaklaşık 7 ile 25 yılda bir orta büyüklükte bir deprem oluyor. Hep oluyor bu. Çünkü bütün veri tabanını incelediğim zaman bunu gördüm ben. Ben bunu Cumhuriyet Bilim Teknik'te de yayınladım yani yıllar önce yayın. 1982 miydi neydi? Dolayısıyla benim için en çekinceli yerlerden bir tanesi Sakarya Çukuru. Sonuçta bir taraftan Sakarya Çukuru gelen gerginliği azaltıyor. Yani fazla suyun girmesini azaltıyor Marmara'ya. Bir taraftan da kollar ikiye ayrılıyor. Marmara'ya Gölcük'ten Marmara'nın içine girince bu kez yine çatallaşıyor. Yani nerede çatallaşıyor? Gölcük'te depremini yaptı. Gerginliğin bir kısmı Yalova'ya kadar gitti. Ama oradan ikiye ayrılıyor. Balık kılçığı gibi. Bir tanesi Çiftlik Köyü'nün bulunduğu yerden Darıca'nın önünden Tuzla'dan Bostancı'ya doğru bir kırık uzandı. Bu aşağı yukarı Bostanlı'nın önünde durdu. Daha öteye gitti. Bu kırığın olduğunu Büyükada'da ve Heybeli'de oturanlar, Kınalıada'da oturanlar gördüler. Çünkü alev topları kırılma devam edince alev topları onun üstünden böyle gitti. Eğer bu kırık devam etseydi Fenerbahçe burnundan Sarayburnu'na oradan Haliç'e girecekti. 1984 depreminde böyle olmuştu zaten. Haliç'e girecek, oradan Kağıthane'ye doğru gidecekti. Ama orada durdu bu. Duracak mı orada? Hayır, durmayacak. Devam edecek. Yani Fenerbahçe, Kuzey Marmara depremi olduğu zaman o da yürüyecek oradan. Kaldı ki geçmişte de Haliç'in içinde tekneleri dahi batırmıştır yani şeyde. Hasar yapmıştır şeyde Sarayburnu'nda ve Galata'da ve hatta Beşiktaş'ta. İşte o bu kırık. Ben ona Bostancı kırığı diye adlandım. Şimdi geldik diğer kırığa. Gözünüzü de canlandırabiliyorsunuz değil mi? Diğeri Yalova'nın bulunduğu yerden bir kısmı Çınarcı'ya doğru gitmiştir. Kol Çınarcı'nın tozunu atmıştır. Esenköy'e kadar gidip Esenköy'de durmuştur. Eğer devam etseydi İmralı'nın üzerinden Bandırma'ya doğru gidecekti. Ama enerjisini tüketince yani içindeki su bitince orada durmuştur. Diğer bir kolda Yalova'nın bulunduğu yerden adaları sağına alarak adaların batısından Çınarcık Çukuru'nun bulunduğu kesimden Avcılar'a doğru yönelmişti. Avcılar'a gelemeden Heybeli Adanın, Hayırsız Adanın yani şu anda bizim Demokrasi Adası mı oldu? Adı ne oldu? Yassı Adayı diyorsun. Yassı Adanın olduğu yerde durmuştur. Enerjisi bitmiştir. Yani. Ama Yassı Adanın olduğu yere gelirken tam hizasında Avcılar olması nedeniyle Avcıları dirsek etkisiyle güm diye vurmuştur iğmesiyle. Ve dolayısıyla evlerin niteliği Yeşilköy'de, Yeşilyurt'ta, Zeytinburnu'nda Avcılardan daha kötü olmuş olmasına rağmen yumruğu yiyen Avcılar olduğu için o kolun tam hizasında Avcılar yıkmıştır. Avcıların yıkılmasının nedeni bu. Avcıların önünde de çok derin bir çukur vardır. 1000 metre derininde. O vuruş sırasında oradan çok büyük bir parça koparmıştır. Yaklaşık 1 milyon tonluk bir parça koparmıştır. O parça da 1000 metre aşağıya düşmüştür. Yani uçkun olmuştur orada. Arapçasıyla heylan olmuştur. Bütün bunlar deprem sırasında oluyor. Ve o uçkundan kopan parça Avcıların önündeki çukuru vurduğu zaman ikinci bir deprem olmuştur. Ve Avcılar'da hasarı artmıştır. Ben bunları nereden biliyorum? Çünkü bu konuda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeofizik Mühendisliği bölümünde Berkan Ecevitoğlu arkadaşımız bir çalışma yaptı. Onun çalışmasından biliyoruz. Daha sonra başka bir arkadaşım da yine jeofizik görüntüleme yaptı. Oradan biliyoruz.
Şimdi bütün demek ki 99 depreminde enerji boşalımı İstanbul'un önüne kadar geldi. Peki İstanbul'u neden kıramadı? İstanbul'un önünde neden kıramadı? Bir, enerjisi bitti. Yani 132 atom bombası gücünü Kaynaşlı şeyden Gölyaka'dan Esen köye gidinceye kadar ve adaların önünden gelinceye kadar tüketti. Daha fazla git, su bitti yani. Şimdi ve büyük bir dinginlik içine. Bu birikmesi de zaman alacaktı. Aynen öyle. Şimdi bunun bir matematik hesabı var. Tabii burada onu tartışamayız. Ben sadece söylem olarak söylüyorum. Bunun daha sonra matematik hesabını yapınca ben farklı bir algoritmadan deprem olacak yılı ilk defa 2029 diye kestirmiştim. Yani birkaç yöntem uyguladım. 2029 diye kestirmiştim ama daha sonra daha gelişmiş bir algoritma uyguladığım zaman 2045 gösteriyordu. Yani deprem yılları böyle verilmez. Bunlar uzun erimli kestirimler denir. Bu uzun erimli kestirimlerde hata 5 ile 10 yıla kadar varabilir. Eğer veri tabanınız iyiyse. Aynı algoritmayı ben şeyde uyguladığımda 1982'de uyguladım onu. Keza İstanbul Gölcük depremi için uygulamıştım. Doğu Marmara demiştim. Onda Gölcük depremi demedim de Doğu Marmara depremi diye uyguladığımda en erken deprem yılının 1994 olduğunu çıkmıştı. Ben bunu Cumhuriyet Bilim Teknik'te yine sonra yayınladım. Sonra 99'da oldu. 5 yıl gecikmeyle oldu. İstanbul'da 2045 mi diyorsunuz? Yani şimdi İstanbul'da bu uzun erimli kestirimlerin hata sınırları büyüktür. Yani 2045 lafını söz ediyorum ama 2045'te olacak demiyorum. Değil. Bu konuda aslında 5 yıl önce 10 yıl sonra gibi çok ayrıntılı bir anlattığım bir kitap var. Ne olur İstanbul'da deprem olmasın. Evet. Merak eden bunları okuyabilir. Şimdi sonuçta şöyle bir olasılık çıktı. Şimdi matematikte piecewise continuous denilen sıçramalı devamlılık diye bir olay vardır. Yani şuradan geliyor, buradan böyle sıçrıyor, sonra böyle gidiyor. Yani bu neye gösteriyor? Marmara'nın içinde olan depremler bazen öyle dönemleri gerekiyor ki 100 ile 150 yıl hatta 200 yıl gecikebilir. Hmm. Yani bütün 2100 yılın içinde Marmara'nın davranışı böyle olmuş. Gecikebiliyor. Eğer 2045 dediğimiz yıl gecikme yılına denk gelirse beklenen deprem 2075 veya 2150 yılına kadar gecikebilir. Enerjiyi biriktiren unsur şu. Türkiye'de gerginlik doğudan batıya doğru. Şimdi gerilmenin biraz önce şeyi anlatırken Doğu Anadolu'daki bu Kahramanmaraş depremini anlatırken İran yani siyasi olarak söylüyorum. Yani İran'ın bulunduğu blok Anadolu'yu doğudan batıya doğru bir şekilde itiyor. Ana olay bu. Bu itmenin kaynağı da ne? Yüzer yuvar diye andığımız astronosfer yaklaşık Kızıldeniz'in orta yerinden Kızıldeniz bölünüyor ve oradan açılıyor. Kızıldeniz'den yeni bir kabuk doğuyor. Yani yer kabuğu da kendini yeniler. Nasıl vücudumuzda bir yara var, orada daha sonra yeni kabuk oluşuyorsa, yer kabuğu da sürekli olarak yeniler. Eski kabuk yerin altına batar, erir. Tekrar taş bulamacana karışır. Kızıldeniz bu şekilde içinde o Arap kıtasını itiyor. Arabistan kıtasını itiyor. Arabistan üstüne gelen kuvveti Suriye, Irak üzerinden Anadolu'ya aktarıyor. Anadolu'yu kırıştırıyor. Ona obduction zone denir ya da çarpışma kuşağı denir. Yani Anadolu kıtasıyla Arabistan kıtası çarpışıyor. O çarpışma sonucunda Doğu Toroslar oluşuyor ve oraya bastırıyor Anadolu'nu, sıkıyor böyle. Eğer Anadolu'nun yükselti haritasını bakacak olursanız tam o Diyarbakır'ın kuzeyinde böyle çamaşır gibi sıkıldığını görürsünüz. Onu yapan Arap kıtasıdır. Sonra da Basra Körfezi'nden kuvvetin bir kısmını İran'a aktarıyor. Zagros Dağları'nın bulunduğu kesimden. İran'da üstüne gelen bu kuvveti Anadolu'ya aktarıyor. Şey bu, kaynak bu. Bu yeni oluşan bir olay değil. Milyonlarca yıldır gelişen bir olay. Ama demek ki önümüzdeki 100 yıl içinde İstanbul'da bir deprem bekleniyor. İstanbul'da deprem olacak, kaçınılmaz. Ben İstanbul'da deprem olmayacak diyen bir kişi değilim. Ama İstanbul'da her an deprem olabilir sözüne karşıyım. Ama bu
bunun tamamen hesaba dayalı, yani her an deprem olabilir evet. demek bilimsel bir yaklaşım değildir, onu anlatmak için. Ama bu Basra Körfezi, Arap Yarımadası'nı sıkıştırma derken gerçekten çok uzun bir süreç enerji birikimi için, değil mi? Efendim şimdi Basra şeyde Kızıldeniz'in açılması yılda yaklaşık 4-5 santimetre gibi bir açılma gösteriyor. Şimdi onun bir de batı tarafına kaktırıyor, Afrika'yı kaktırıyor. Afrika'yı kaktırmasıyla Afrika bir transatlantik gibi Akdeniz'in bulunduğu yerden Anadolu, Ege Denizi, Yunanistan ve Adriyatik'e doğru yüzüyor ve orayı da tosluyor. Toslaması sonucunda Güney Ege Yayı oluşuyor. Mora'dan başlayıp Girit, Rodos, Fethiye'ye doğru. İşte oradaki depremleri de bu toslama yapıyor. Yani Afrika yapıyor. Yani diğer bir deyimle bütün bu kıta hareketlerinin birleşim noktalarından bir tanesi Anadolu. Bir de kuzeyden gelen baskı var. Yani Karadeniz'den doğru. O da Karadeniz'den kepçe gibi böyle yerin altına dalıyor. Bütün bu anlattıklarınız aslında depremin yani bizim Türkiye'nin ayrılmaz bir karakteri olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Hem o hem de bir de Türkiye'yi etkileyen siyasi güçlerin hareketleriyle bunun çevresindeki kıtaların hareketleri aynı. Paralellik gösteriyor. Peki. Sayın Övgün, çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız gibi, ders gibi dinledik gerçekten. Detaylı bir şekilde, kapsamlı bir şekilde paylaştınız. Sevgili Nasuh Mahruki, sana da çok teşekkür ediyorum.